Food cramps are something that many people experience from time to time. Zaman zaman bütün insanların yaşadığı bir şeydir. Foot cramps, yani ayak krampları. There are vardır birçok farklı sebep. Niçin ayak krampları geliştirilebilir? Yani niçin meydana gelebileceğinin birçok sebebi vardır. Some bazıları zorunda kalmaktadır to with nutrition, beslenme ile. Evet, while others, diğerleri, both are due to excess strain on the feet themselves. Kendi ayakları üzerinde aşırı derecede baskı mı yaptıklarından dolayı. Some ve other, hani bunlar zaten birbirlerini, evet, bazıları şundan dolayı, bazıları şundan dolayı, birçok sebebi vardır. Bu olabilir. 2 ile 3 sanki bağlantılı. One of the more common reasons for foot cramps is old fashioned fatigue. Yani eski moda mı? Eski moda yorgunluk. Yani yaşlılık, yaşlılık yorgunluğudur. Heh, tamam. Peki, kramplar, which are common muscle spasm, genelde kasların spazmı olan kramplar, may seem harmless, zararsız görülebilir. Fakat onlar precursor, bir işaretçi olabilir of to some deficiency or some serious discomfort in body cells. Yani vücut hücrelerinin ciddi bir rahatsızlığı veya bazı sıkıntıların habercisi olabilirler. Edirne biraz çeldirdi değil mi sizi? Mesela burada foot kas krampları zaman zaman her insanın başına gelebilirler ve farklı sebepleri vardır diyor. Bazıları beslenme ile ilgili olmak zorunda. Yani beslenme ile ilgilidir. Diğer bazıları işte ayağa fazla yüklenmekle alakalıdır. Sebeplerini veriyor. En yaygın sebep de, bakın, sebep. Yani ya Adana diyeceğiz ya da Edirne diyeceğiz. Ama biz baktığımız zaman önce ayak krampları nedir demiş. Değil mi? Ayak krampları nedir? Tanım cümlesi. Tanım ve sebep. Bunlar birbirlerini, yani ilk cümlenin tanım cümlesi olma hakkı vardır dahi. Yani mutlak doğrudan ve mutlaka bağlantılı olmak zorunda değil. Tanım cümlesidir. Nedir? Ve sebepleri. 2, 3, 4 sebeptir. Sebep diye gidiyor. Ama bu nedir? Zararsız olabilirler diyor. Ama bir haberci, yani tehlikeli bir habercisi olabilirler. Cevabımız arkadaşlar bu durumda Edirne. 77'ye bakalım. Two people cannot have the same fingerprints. İki insan aynı parmak izine sahip olamazlar. So far, şu ana kadar, as forensic science, yani adli bilim şu ana kadar has been able to determine, belirleyebilmiştir. Not even identical twins, yani tek yumurta ikizlerinde bile belirleyebilmiştir. Have prints that are exactly matched. Yani tamamen yekdiğiyle örtüşen izlere, parmak izlerine sahip olmadıklarını, not, yani tek yumurta ikizlerinin bile aynı parmak izine sahip olmadıklarını tespit etmiştir. Tamam, insanlar diyor ayrı parmak izine sahip değiller. Tek yumurta ikizleri bile aynı parmak izine sahip değiller. Bunlar birbirlerini besledi, destekledi. Üçe bakalım. Tek yumurta ikizleri, identical twins, are also known as monozygotic twins. Burada arkadaşlar parmak izleri unuttu gibi tek yumurta ikizleri diyor. İşte monozigotik ikizler olarak da bilinirler. Ne alakası var parmak izleriyle bunun? These, bu yardım eder. Yardım eder. The analysis of fingerprints still one of the main means in which to identify people involved in a crime. Yani bir suça insanların dahil olmasını belirlemede, evet, temel araçlardan biri olmasına, yani bu ayrım, yani parmak izinin türe özgün olması, kişiye özgün olması suçu belirlemede yardım eder. Ve parmak izleri diyor belirlenemezse bile onlar aslında çok benzerdir. Aa, bu da kötü. Parmak izleri belirlenemez olmasına rağmen, benzer olmamalarına rağmen onlar aslında çok benzerdirler. Bu da kötü değil mi? Ya ben normalde identical twins are also. Bununla da bilinirler. Bunun Evet. parmak iziyle çok alakalı yok. Üçüncü. Ama bu ne diyor? Bunu hiç alakası yok hocam yukarıda anlattığınız. Parmak izleri benzer olamasalar da, olmamalarına rağmen onlar aslında çok benzerdirler. Yani aynı olmamasına rağmen çok benzerdirler. Ya bu da neticede parmak iziyle alakalıdır. Yani aynı değiller, aynı değiller ama benziyorlar birbirine. Ama bu üçüncü şıkkı yine vereceğiz. Yumurta ikizi aynı zamanda şu olarak bilinir. Hiç parmak iziyle alakası yok. Evet, cevap C arkadaşlar. 78'e bakalım. Antisocial behavior, antisosyal davranış can generally, genellikle can be characterized, yani belirlenebilir, tespit edilebilir as an overall lack of adherence to the social norm and standards that allow members of a society to coexist peaceably. Yani barış içerisinde bir arada yaşamak için bir toplumun
bireylerine izin veren standartlar ve sosyal normlar ve standartlara işaret eder. Yani bu standartlar yetersiz, tamamen bir yetersizliği olarak karakterize edilir. Antisosyallik bu işte yetersizlik olarak ortaya çıkar. Birçok insan onlar ki display this type of behavior, bu tür, bakın bu tür davranış, yani asosyal davranış için bu tür, bu this çok önemli. Bu tür davranışları gösteren birçok insan may seem charming. Ne olarak görünürler? Yani utangaç olarak mı görünürler? Büyüleyici mi? Büyüleyici olarak görünürler. Sevimli, çekici. Cezbetmekle aynı iş anlamında herhalde. Cezbedici. Appealing gibi, evet. Doğru. Bir bakalım. Fakat onlar sıklıkla sebep olurlar zararlara, başkalarına ve gösterirler küçük remorlar for their actions, kendi eylemleri için küçük sıkıntılar ya da vicdan azapları çekerler. There are vardır many types of personality disorders. Birçok kişisel bozukluk vardır. And the antisocial personality disorder is one of them. Ve antisosyallik karakteri onlardan biridir. Antisocial behavior can be part of a large, yani conduct disorder. Yani büyük bir hastalığın bir parçası olabilir. Hangisi olabilir arkadaşlar? Antisosyal davranışlar. Evet. Burada yetersizlik olarak betimledi. Burada dedi sevimlidirler. Bu olumludur bence. Bunlar olumsuz. Fakat onlar zarara sebep olabilirler. Sevimli ama zarar. Kötü değil. Vardı birçok tip antisosyal davranış da onlardan biridir. Sanki cevap Diyarbakır arkadaşlar. Çünkü bu geneldir. Birçok davranış bozukluğu vardır. Antisosyallik de bunlardan biridir. Ama ana konu birçok kişisel bozukluk vardır. Yani bizim daha çok tikel gitti. Yani antisosyal davranış, sonra antisosyal davranışa sahip bir insan, sevimli ama. Ben aslında iki diyecektim. Fakat burada ama ile beraber sevimli ama zarar veriyor. Olabilir. Tekrar burada antisosyal davranış. Fakat burada kişisel bozuklukları çok genel olmuş. Yani parça, 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 bütün parça. Van gülü van gibi. Cevabımız 4. 79'a bakalım. Carbon is known metal, chemical element common in nature. Doğada yaygın metal olmayan bir kimyasal element. Karbon steel, karbon çeliği. Bir dakika, konumuz karbon mu, karbon çeliği mi? Is a metal, bir metaldır. Bu metal olmayandır, bu metaldır. Şimdi burada konu ayrıştı. Konumuz karbon mu, metal olmayan bir kimyasal element mi, yoksa bir metalden mi bahsediyoruz? Üç buna karar versin. The various çeşitleri uses kullanılır of carbon steel. Tekrar karbon steel'in, evet, çeşitleri kullanılır. Neye bağlı olarak? The amount of carbon added to the alloy. Alaşıma eklenen karbon miktarına bağlı olarak karbon çeliği tekrar. Karbon çeliği, tekrar karbon çeliği, tekrar karbon çeliği. Konumuz karbon değil. Bu da geneldir. Karbon genel bir isim. Karbon çeliği daha tikeldir. Karbon çeliğinden bahsediyor. Yani o yüzden bunun da şıkkını düzeltmek lazım. Cevaplara B denilmiş. Öyle mi? Evet, evet, yanlış yazılmış herhalde. Evet, çok fazla yanlış olmuş. 79, ben işaret ettim. Evet, Adana. Cevap Adana, çok açık değil mi? Evet, evet, karbondan. 80'e bakalım. 60'larda Aswan High Dam, Aswan High Barajı was constructed, inşa edildi yakınına, border between Egypt and Sudan. Sudan'la Mısır arasındaki sınıra yakın bir yerde inşa edildi. Behind it, onun arkasında the water, su of the Nile, yani arkasındaki Nil'in suyu forms oluşturur. Bir yapay kütle, su kütlesi called Lake Nasr. Nasr Gölü diye adlandırılan bir su kütlesini, yapay bir su kütlesini oluşturur. Tamam. Zaten behind it, bu it'in döndüğü yer Aswan, yüksek büyük barajı. It ona gidiyor. Because of the dam, tekrar baraj çok fazla çamurlu olduğundan dolayı, tamam, dam has been built, inşa edilmiştir. Antik zamanlardan beri to meet the water needs of humanity and irrigate agricultural areas. Yani tarım alanlarını sulamak için ve insanlığın ihtiyaçlarını, su ihtiyaçlarını karşılamak için antik zamanlardan beri baraj inşa edilmiştir. Bu çok geneldir. Van Gölü oldu. Bu aslında Van oldu. Bu Van Gölü. Evet, bu belli bir baraj, belli bir barajdan bahsediyoruz. Ama burada genel baraj, yani barajlar antik zamanlardan beri baraj yapıldı falan filan. Bu çok genel oldu yani. Tikel, tümel tikel. Bir bakalım, as a result of declining water of the dam, bakın söz konusu barajın azalan sularının bir sonucu olarak ya da den dolayı çiftçiler kullanmalıdır. Gübreler, ürünleri yetiştirmek için. Fakat the good side, iyi yan, mesidir masıdır. İşin iyi yanı şudur. Irrigation, sulama can be controlled, kontrol edilebilmesidir. Ve çiftçilerin yapabilmesidir. The whole year round, yıl boyunca bunu yapabilmesidir. Bu da belirli bir barajdan bahsediyor. Yani Aswan Barajı'ndan bahsediyor. O zaman Aswan Barajı. Yani tikel, tümel tikel. Ya da İşte Van Gölü. Ya bu Aleste de aynen böyle bir mantık var. Yani parça bütün ilişkisi.
Hani biz tencere 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 kolu şey kapağı ve kapı 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 kolu kapı. Peki arkadaşlar şimdi şunları da yapalım. Hocam süre sıkıntımız var mı bu şeylerde? Mesela İngilizceden İngilizceye çevirilerde bakabilecek miyiz acaba, yetişir mi? Sanki hocam yetişemeyiz ya, benim dersim var. Şunları, o zaman şunları çok az yaptık biz, ya akşam bu sefer İngilizce ve diyaloglara bakalım. Tamam. Ya da akşam da zamanımız kalırsa o sizin takıldığınız İngilizce İngilizce onlara da bakalım. Tamam. Today bugün the most feared fighting ships, yani korkunç tehdit edici gemiler mi? En korkunç gemiler. Are not surface ships but nuclear submarines. Bugün diyor en korkunç gemiler yüzeydeki gemiler değil. Aksine not but kalıbı. Aksine nükleer deniz altlarıdır. Neyse hepsini okumayalım saf saf. Geçelim. İşte deniz altları submerge by flooding ballast tanks with water. Yani suyla işte ballast tanklarının sürülmesiyle ortaya çıkarlar mı? And surface ve yüzey by impeding them using compressed air. Yani bastırılmış bir kompres baskılı havanın kullanılmasıyla onların baskılı havayla doldurulmalarıyla yüzeye çıkarlar gibi bir şey. The propeller işte pervane is driven, sürülür ya da çalışır. In conventional, geleneksel deniz altlarında pervane çalışır. Neyle? By diesel engine, yani diesel bir motorla çalıştırılır. On the surface, yüzeyde. Burada sanki bunlar nasıl çalışır diye anlatmış. Yüzeye nasıl çıkarlar? İşte basınçlı bir hava kullanarak, basıncı havan onlara tatbik edilmesiyle yüzeye çıkarlar. Burada da diyor geleneksel olanlar şeyle çalışır. Diesel motorlarla çalıştırılır. Bakalım burada onların nasıl çalıştığı ile alakalı. Hocam orada propeller demiş. Öncesinde bir propeller, yani pervanenin geçmesi gerekiyor. Tabii. Yani normalde pervane bir pervaneye sahiptir ve pervane şöyle çalışır. Doğru. Bu da önemli. D'dan bulabilir miyiz pervane? Öyle bir şey var mı? Heh, bakın burada bir pervane var. Like ordinary ships, yani sıradan gemiler gibi onlar kullanır bir pervane. For propulsion. Ne demek? Propulsion. Yani tahrik, harekete geçirmek için. Onları harekete geçirmek için bir pervane onları kullanır. Ve söz konusu pervane çalıştırılır ya da sürükler, iter. Evet, geleneksel deniz altlarını iter. Neyle? Dizel motorla onları harekete geçirir. Güzel. Cevabımız the propeller. Ben hareketle önce bir pervane, sonra söz konusu adı geçen, bahsi geçen pervane. İyi buldunuz bunu. Geçelim. Epey uzun. Biz nasıl yapacağız? Hepsini okumayacağız. Sadece neyden bahsediyor? Eğer siz took alırsanız, bütün insanları, dünyadaki bütün insanları alır ve koyarsanız onları bir geniş ölçekte, ölçeğin içerisine koyarsanız, onlar birleş, onların combined mass, onların toplam ağırlığı 300 milyon ton olacak. Tamam, bütün dünya insanlarını bir yere koyarsanız ve onları ölçerseniz 300 milyon ton çıkar. 7 milyar insanın ağırlığı 300 milyonmuş. Tamam, biz atlayalım arkadaşlar. Değirmez, onların kütlesi would amount to about 700 million tons. Eğer daha sonra siz alsaydınız bütün domesticated farm animals, bütün yerli hayvanların alsaydınız, ne gibi? İşte inekler gibi, domuzlar gibi, koyunlar gibi, tavuklar gibi, bütün hayvanları alsanız ve onları daha büyük bir skalaya, ölçeğe koyarsanız, kantara, onların kütlesi olacaktı 700 milyon ton. Tamam. İnsanlar 300 milyon ton ağırlıkta olacaktı. Yerli hayvanlar 300 milyon ton. Bizim çocukların kitapları ve bizim televizyon ekranları ağır stil hala gri face. Halanın çoğusudurlar. Ağırlığın mı? Zürafaların, işte kurtların ve şempanzelerin hala onlardan daha doludurlar. Onlardan daha mı ağırdırlar? Fakat gerçek dünya sahiptir. Çok az onları terk etmenin çok azına sahiptir. Ya burada biraz farklı bir cümle gelmiş. Fakat bizim çocukların kitapları ve televizyon ekranları. Nasıl bağlantı kuracağız? İnsanlar 300 milyon tondur. Hayvanlar 700 milyon tondur. Ama bizim çocukların kitap ve ekranları. Araya ne gelmiş olabilir? Buna karşın the combined mass of all surviving large wild animals, yaban hayvanların, hayatta kalanların birleşik kütlesi, işte penguenlerden tutun fillere kadar 100 milyon tondan daha azdı. Bu biraz dikkatimi çekti ama this discrepancy between evolutionary success and individual suffering is one of the most important lessons of history. Tarihi için en önemli dersdir.
domesticated cows and chickens may will be an evolutionary success story. Ya burada ben çocukların oyuncakları oraya bir geçiş nasıl yaptım? Bizim çocuklarımızın kitapları falan filan vardır yani yaklaşık 200. Kitaplarda, televizyonlarda bunlardan bahsediyor ama nesli tükenmiş gibisinden bir ifade var. Ama önceki cümleyle bağlantı kurulamıyor. Ancak diğer şıklarda bazı şeyler elenerek ulaşılabilir. Belki biraz daha yakın olarak. Yani ben bir bağlantı kuramadım hakikaten. Vardır yaklaşık 200 bin kurt vardır. 400 milyon yerli domuzla karşılaştırıldığında 50 milyon penguen vardır. Evet, 50 milyon tavukla milyar tavukla karşılaştırıldığında 250 bin şempanze vardır. İşte insanların milyarlarına karşın insanlık gerçekten aslında dünyayı has taken. Yani dünya hükmetmiştir. Has taken over. İnsanlık aslında dünyayı üstlenmiş midir? Devralmıştır. Üstüne almıştır gibi, dünyayı yönetmiştir gibi. Burada ama devamında arkadaşlar bizim çocuklarımızın kitapları ve televizyon ekranları hala full of, hala bunları geçmektedir. İşte zürafalar. Dolu manasına alsanız hocam. Yani doludur bunlarla dolu. Yani bunlar görülüyor yani televizyonda, kitaplarda. Evet, zürafalar, kurtlar, şempanzelerle doludur. Yani onlar yansıyor. Fakat gerçek dünya çok azına, onlardan çok azına sahiptir. Ha biz bilgisayarlarımızı falan açtığımızda hani o giriş sayfasında sabit bir resim var ya, herhalde onlardan bahsediyor. Çocukların kitapları ve televizyon ekranları ya da işte sıklıkla bunlardan bahsediyor. Ama onlar aslında çok azdır. Çok azdır. O zaman soyları tükenmiş azlıkla alakalı bir şey. Buna karşın işte yaban hayvanlar herhalde. Hayatta kalan. Ha dedi ya onlar çok az geride kalmış. Buna karşın yaban hayvanların hayatta kalanların tamamı hepsi işte penguenlerinden tutun fillere kadar 100 milyondan daha azdır. Cevap herhalde bu olacak. Çünkü devamında diyor ki yani çocuklarımızın kitaplarında ve ekranlarını dolduruyor ama evet hala ile doludur. Bunlar fakat gerçek dünya çok azına sahiptir. Burada çok az var, den daha azdır. Cevap C diyeceğiz. Yani vahşi hayvanların yerli hayvanlara göre sayısının çok az olduğunu. Cevaba C diyecekler. The story of our planet, bizim gezegenimizin tarihi uzar. Over billions of years. Milyarlarca yıla uzanır. Gelelim şuraya. Su, rüzgar ve buz yavaş yavaş şekillenir, şekillendirir veya the surface of the earth. Yeryüzünü yavaş yavaş şekillendirir. Sürekli olarak hareket ettirerek all around us. Bizim etrafımızda sürekli hareket eden yeryüzünü şekillendirir. Öncesine onlardan bazı değişiklikler meydana gelir. Çok uzun bir zamanda too slowly, çok yavaş ve kademeli olarak insanlar için. Ve işte su, rüzgar ve buz yavaş yavaş şekillendirir. Yani bu yeryüzündeki değişimlerin yavaş yavaş meydana geldiği ve bunların işte bazı sebepleri mesela su, rüzgar ve buzun yavaş yavaş şekil verdiğiyle alakalı bakalım. Because çünkü biz gözlemleyemeyiz. Bu değişiklikleri meydana geldikleri gibi gözlemleyemeyiz. Çünkü yavaş yavaş meydana gelir. Bizim etrafımızda hareket sürekli hareketlenen yeryüzünün yavaş yavaş şekillendirir. Bu olabilir. Aslında gözlemleyemiyoruz çünkü çok yavaş gelişiyor. Bu olabilir. Erozyon bir örnektir. Hızlı bir sürecin örneğidir. Ama yavaş yavaş meydana geliyordu. Hani hızlı değildi. Yerin yüzeyi aynı zamanda yapılır. Very slowly. Moving parts. Called tektonik plate. Tektonik yani tabakalar olarak adlandırılan yavaşça hareketlenen çok yavaş hareket eden parçalardan oluşur yerin yüzeyi. The plates fit like puzzle pieces. Yani işte bulmacanın, puzzle'ın parçaları gibi parçalarına denk gelir bu tabakalar. Ve yaparlar make up the outermost layer of the gezegenin dış tabakasını, en dış katmanını oluştururlar. On the other hand, diğer taraftan bazı değişiklikler de to place. Very quick, çok hızlı meydana gelir. Bir saniye. Bu sanki en son kısım güzeldi. Some. Bu değişikliklerden bazıları other. Some. O some'ı other yapsa. Ama diğer taraftan demiş ya. Evet. Other burada olduğu için artık ona gerek kalmamış. Bazıları çok hızlı meydana gelir ama diğer taraftan bazıları hızlı meydana gelir. Hız var mı burada? Hocam sonraki cümle yine yavaş. Aslında bu son E şıkkını alırsanız bence bu nokta yanlış yere mi koymuş? Aktivitenin önüne gelseydi harika olur. Çünkü hep yavaş yavaş bahsediyoruz. Aktivite cümlesi de çok hızlı olduğunu gösteriyor. Ona nokta yanlış yere mi? Su, rüzgar ve buz yavaş yavaş şekillendirir yeryüzeyini. Sürekli hareket eder etrafımızdan. Activity just beneath the surface. Yerin altındaki aktivite yerin kabuğu yaratır hızlı değişiklikler. Yani boşluk cümlesi yanlış yere mi? Eğer cevabımız Edirne olursa o nokta aktiviteden önceye. Valla doğru söylüyorsunuz. Çünkü devamında yavaş olmaması lazım. Eğer onu verirsek buna bakalım mı? Olur. Bir yer buldum. Bir orada bir şey var mı? Yanlış yere gelmiş sanki. Evet. Bakın diyor ki water, wind and ice slowly
Shape the surface of the Earth. Bu güzeldir. Ben bunu sizinle paylaşayım. Çok güzel bir yerden alınmış. Evet, bizim gezegenimiz the history of the Earth stretched. Şuradan almış değil mi? Over millions of years. In the time period, a lot has changed. Some of those changes took place over a very long time. Too slowly and gradually for people to discern. Some changes, bazı değişiklikler on the other hand, took place very quickly. Çok hızlı meydana gelir. Ama devamında da paragraf değiştiği için. Paragraf değişmiş ama değil mi? Paragraf değişmiş. Aynı paragrafın örneği olmadığı için o sıkıntı var. Evet. Evet. Ama kesinlikle haklısınız. Bence de on the other hand, some changes on the other hand. Bazı öte yandan diğer değişiklikler hızlı meydana gelir ve şu aktivitenin başında olması lazım. Evet, tamam, öncesinde olsa çok güzel. Doğru. Kesinlikle doğru. Güçlü bir mantık. Haklısınız. Yani şu noktayı 74'ü. Biz 74'ü nokta yerini değiştirmemiz lazım. Cevabı Edirne diyoruz ama tabii o değişimin hızlı gerçekleştiği cümlenin başında olması lazım. Şurada. Nokta şuraya attığımız zaman çok güzel bir soru olur. Öğretici de olur. Ekran almadığını soruyor. Evet. Ne demiş cevapta? Edirne mi demiş? Edirne. Evet, tamam. Doğru. Haklısınız ama. Bu kaldı mı bu sorular? Bir tane daha olması lazım. Evet. Şurada. Evsizlik. Lessons evsizlik is an issue. Soruları ekrana almadınız. Ha pardon. Tamam. Bir problemdir ki etkiler insanları of every age and from every country. Her ülkeden ve her yaştan insanları etkileyen bir problemdir. Ve hepsini okumayalım. Çünkü çok uzun. Şöyle şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Hiç okumadan. These people, bu insanlar sıklıkla harcarlar. Their nights, gecelerini sleeping, uyuyarak. In shelters, barakalarda. Gece kondular veya barakalarda uyuyarak gecelerini geçirirler. Ki bu da sağlar, evet, gıda, oda ve sıklıkla a variety of social service. Yani evet, bir dizi sosyal hizmet sunan, oda veren, yemek veren, işte barakalarda, sığınma evlerinde veya uyuyarak gecelerini geçirirler bu insanlar. Herhalde evsiz insanlar nerelerde geceledikleri falan, beslendikleri. Bir devamına bakalım. Bununla alakalı olmalı. Son cümleyle alakalı olmalı. People, insanlar hale gelir evsiz for a variety of reasons, birçok nedenden dolayı. Sıklık outside of their own personal control. Çoğunlukla onların kişisel kontrolleri dışında olan sebepler. Burada birçok sebebi vardı ve nokta bitirmemesi lazım bence. We might not see these people. Biz bu insanları görmeyebiliriz caddelerde. Fakat it does not mean, o anlamına gelmez ki onlar acı çekmiyorlar. Acı çekmedikleri anlamına gelmez. These people... Var mı people? These people, these people. Bu güzel, bu insanlar gecelerini barakalarda geçirirler. Barakada geçirirse biz onları göremeyiz. Biz onları görmeyebiliriz caddelerde. Ama onların sıkıntı çekmiyor olmadıkları, çekmiyor oldukları anlamına gelmez. Bence Bursa olabilir, bir kalsın. It builds. O inşa eder. Büyük binalar yapar. O kimdir yapar? Housing ve ev, barınaklar yapar for people who cannot afford to live. Başka bir yerde yaşamaya parası olamayan insanlar için o. Peki it nereye gidecek? O yapar. Devletten bahsetti mi? Eğer devlet olsaydı o inşa eder derdik. İşte burada bir government gibi bir hükümet, yönetim. Ben öyle bir şey görmedim. Peki sometimes, bazen deriz vardır. Ama not olunca yoktur. Yeterince satın alınabilir ev for all the people who need it. Ona ihtiyaç duyan bütün insanlar için satın alabilecek yeterli bir ev bazen bulunmaz. Ama konumuz satın almak değil ki. Parası yetmek. The two key reasons, iki anahtar sebep have been identified, belirlenmiştir. On why people become, insanlar niçin evsiz kaldıklarıyla alakalı iki tane anahtar sebep vardır. Ya arkadaşlar, bence olabilecek these people. Biz bu insanları caddelerde görmeyebiliriz. Bu insanlar sıklıkla harcarlar gecelerini. Barınaklarda, sığınma evlerinde geçirirler. Onlara bunları sağlayan. Eğer biz bu insanları these people beni cezbediyor. Cevabımız Bursa diyeceğim. Evet. Yani özetle arkadaşlar, sizin zamir yakalamanız, işte bu I da olabilir, we de olabilir, they de olabilir, she, it de olabilir. Zamir yakalamanız, sonra does, that, does ve those, such gibi işaret sıfatları yakalamanız sizi cevaba götürebilir. Bunlar çok önemli. Zamirler ve işaret sıfatlarına çok dikkat etmeniz lazım. Bir de bir öncesi, bir sonrasına bakmanız yeterli. Siz bunu hepsini okursanız 5 dakikanızı alır. Yani soruları yetiştiremezsiniz. Yani siz bu son cümleyi okuyup bu cümleyle alakalı olabilecek, zaten burada these people çok önemliydi. Bu insanlar diye devam ediyor. Ama o olmasa bile şu cümlenin anlam bağlamına en uygun anahtar kelimelerden hareketle anlam bağlamına en uygun cümleyi yakalamanız lazım. Peki arkadaşlar, biz burada bitirelim. Anlayacağım. Teşekkür ederiz. Rica ederim.
Dilinize, elinize sağlıkla. Sağ olun. Akşam buradan İngilizce'den İngilizce'ye şeyler mi yapacağız? 9'dan bakacağız. 9. Biz direkt 9'a geçelim. 9'da bu sefer diyalogları ve İngilizce çevirileri esas alalım sonlara doğru. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Bütün sorulara zaman kalmıyor maalesef. Ben teşekkür ederim. Yarın da bakalım 10. deneme sınavımız var. Gündüzün 10'u yapsak, geceleyin de 2019'a baksak çok iyi olur. Tamam. Peki arkadaşlar, görüşürüz. Allah'a emanet. Hayırlı günler hepinize. Sağ olun.